Evet, devam ediyoruz takım oyununda. Ünal Karaman ders almak isteyenler için bu maç iyi bir dersti dedi Erman Hocam. Öte yanda Fatih Terim de sonuna kadar takımı biz bugün vazgeçmeyeceğiz dedi. Göztepe takımını oynatmadı. Evet. Mesela neydi o? Jovic. Jovic. Evet. Ya Jovic'i ben 33 dakikada alırdım. Adam çıkarken şey yaptı ya, tavır koydu. Yani ne oynadım ben? Çıkarken değil mi? Hocam, 80 son maç hat-trick yaptı ya. Yaptı, evet. Vallahi 33 dakikada son maç 3 tane gol attı. Hocam o Hatay'da kalmış. Hatay'da 3 gol attı ya. Orada işte. 33 dakikada alırdım. Ha? Yürüyecek hali yok ya. Yerden kalkmıyor. Hiçbir şey hava yapıyor ya. Nasıl topçu bunlar ya? İşte Galatasaray takımı abi. Genç çocuklar çatır çatır koştular abi. O Belhanda Belhanda olsa abi. Sağa böyle, sola böyle. Şey Arda yan top geri top. Olur mu ya? Ya adam 3 gol attı. Ceza alanına 4 metre mesafeden sarı kart aldı ya. Evet, evet. Topu çalmak isterken. Kerem pozisyonu. Kerem. Bana öyle adam lazım abi. Benim takımım olsa ben öyle adam isterim. Gol atması önemli yanını değil. Yanını dişine takan. Gelip oradan o topu çıkarması önemli. Ona mücadele etmesi önemli. Hocam bu takım mağlup olsaydı bugün galibiyeti sonuna kimse kadar bir şey diyemez. Hiç, yer mi? Bitti. Hayır. Babel'le oynasaydın, giden o Belanda ile oynasaydın dediğin gibi. Donk'la oynasaydın. Evet. He? Dong'un gördüğü sarı kart. Yine aşkına, aynı şeyleri konuşurduk. Galatasaray'da oynayan bir topçu. Geçen hafta Dong'un gördüğü kırmızıyı görür mü ya? Neredeyse 110 metre var kalene. Mübalağa ediyorum. Tehlike arkadan yok. O hareketi yapıyorsun. O hareket atılma hareketi. Onu biliyorsun. O atmayan hakeme oyundan atmak lazım. Atıldın. İsteyerek atılıyor Dong. Bana hiç anlatmasın. Evet. Yürüyecek hali yok çünkü. Ama bir de bu takıma bak hocam. Ondan sonra da Dong'a konuşulunca futbolcu konuşulur muymuş? Parasını zamanında veriyorsam vallahi köküne kadar konuşurum. Sahada sen Galatasaray takımını yarı yolda bırakacaksın atılacaktır. Ama diyeceksin ki antrenör de atlıyor ikide bir. Topçu atılmış çok mu? Hocam golde de Salibur girdi. 5 metre uzağından seyrediyor. Şutu attığı zaman sırtını döndü Dong. Şimdi ama başkan bunu çok güzel söylüyorsunuz. Başkan bunu Dong'u hep savunanlar var ya. Dong'la babelsiz Galatasaray düşünmeyenler var ya. 35 yaşında. Adamın buraya gelmiş ki. Ahmet Hocam. Onu konuşuyor. Dong'u yere koya, yere göğe koyamanlar var. Babel'le ya. Burada asbel kadar bir yer yok. Konuşmuyor? Bak Mustanay'dan mukavele yaptılar. Veya hoca da diyor ki Dong'u çok beğenenler var. Çok Babel'i de var. Babel'i de var. Hocam 35 yaşında Allah aşkına bıraksınlar gençlere. Burada asbel kadar bir ay önce dedim ki. Burada yoksa programda Kerem, ya, hoca. Kerem niye oynamıyor? Evet. Kerem Allah nerede? Allah. Ya Babel'i bu kadar öveceğinize, Babel'i yani devamlı gündeme getireceğinize Kerem'i getirin dedim ya. Bir ay önce. Işte Kerem bugün 3 tane de atmayabilir. Sezon sonuna kadar 13 tane gol de kaçırabilir. Ama gençler oynasın ya. Kim bırakın. Kaybediyorsan da bırakın. Kerem ya bu kadar performans vermiş. 2 milyon vermem mi gerek? Başkanı bunu söyledi. Senin dediğini Galatasaray Başkanı söyledi. Tokaka yaptılar. Kaç maç evvel söyledi. Keşke bu maçı gençlerle kaybetseydik dedi. Bak. Dedi doğru. Adam çıktı. Keşke hocam, bu maçı gençlerle ama hocam, Tokaka. Hocam. Galatasaray Başkanı. Tabii konuşurum ya. Ben başkanım abi. Yorumu yaparım zamanında. Hocam, parayı benden alıyorsun. Tabii ki sonra atılıyorsun. Topçuna atılıyor, antrenörün atılıyor, bilmem niye atılıyor. Siz yok ya. Program biraz tabii yazı yazdınız geç geldi de ben onu dile getirmiştim. Ben de söyledim. Yani Galatasaray Başkanı bir kere bunu dile getirdi. Keşke gençlerle kaybetseydik diye. Gençlerle kaybetsen bile taraftarın kabullenebilir buna. Anlatabilirsin. Şu yani hem oyuna kaybetsin. Sağ içinde reaksiyon vermeyeceğim. Milyon eurolar alacaksın. Ya gençler var orada. Evet. Enerjik illa yani bu oyuncuların sakat veya cezalı olacak. İle ölüm olması lazım. Hasta olacak Covid Allah korusun kimse olmasın. O zaman mı oynayacak yani ya? Kerem 6 tane gol atmış ya. Ya biraz kaç daha maç oynamış, ya düşün, kaç dakika Babel'in verdiği performansa bak. Kaç dakika süresi aldı. Alınan rakamlara bak. Mehmet Hocam ben de gencim de oynatmıyorlar beni. Bir tarafta Erman o bir tarafta doğru hocam. Fatih Hoca Fatih. O kadar basit abi. Aynen. O kadar basit abi. Hocam, ama her baştan sonra bundan sonra oynayacaklar hocam. Devre arası. Oynat abi sen elini bağlayan mı var? Devre arası transferiyle ilgili evet. Fatih Hoca dedi ki bu takıma dinamizm lazım. Onyekuru'yu çok istemesinin nedeni tamamıyla buydu. Fatih Hoca da özellikle ofanstan defansa geçişlerde Galatasaray takımının daha ilk yarıdan kendini bas bas bağırıp da gösteren bir eksiği olduğunu biliyordu. O yüzden bunları gidermeye çalıştılar. Yani o transferler biraz da o şekilde yapıldı. Şimdi ama hocam Mustafa Başkan'ın da keşke gençlerle kaybetseydik açıklamasını yine televizyonda yapmayacak. Fatih Hoca ile otursun.
Demin onu konuştuk. Hoca ile çalışmak yani doğru, güzel de, doğru zaman. Güzel de belki birkaç defa yaptı. Baktı ki yapmıyor. Evet. Artık kamuoyuna yaptı. Tabii. Ne yapacaksın? Ya, Ahmet Hoca yapmadığını biliyor musun? O zaman evet. Yapmadığını biliyor hocam, musun? Kendi aralarında. Bir şey söylüyorum sana. Yapmadığını biliyor musun? Sen yaptığını biliyor musun? Biliyorum. Fatih Hoca ile konuştuğunu. Fatih Hoca'ya söyledi. Fatih Hoca, hayır, ya Fatih Hoca. Hocayla konuşmadan Mustafa Cengiz o açıklamayı yapmaz. Mustafa hocam, Cengiz ya, o kadar aptal adam değil. Ben onu bak Mustafa Cengiz'in her konuşması hocam, dikkatlidir. Mustafa Cengiz kıvırtmıyor bir de. Ay, ona da böyle, buna da böyle, buna da böyle yapmıyor. Takıldığı zaman dık diye giriyor. Dık diye girene kadar fazla bir şey yapmıyor Ahmet adam. Hocam. Kaçtan bakıyorum adam. Mustafa Cengiz'in bu yaptığı açıklama çok kötü bir açıklama değil. Bu son yaptı evet az önce söylediğim evet. Fikri doğru. Ama gençlerle oynasın bu kötü bir değil. Ama hocam kötü bir açıklama değil. Başkan evet, oranın evet, patronu arada söyleyebilir. Hocam. Bu demiyor siz şöyle oynayın rakam veya şu biz savunmada kötüydük ucumda. Hayır. Kendi düşüncesini söylüyor. Biz gençlerle oynasaydık bu kadar hocam, söylüyor. Şimdi bir başkanla bir teknik adam arasındaki ilişkinin de çok düzenli olması lazım. Deminden beri hep dedi ki Fatih Hoca ile çalışmak zor. Ya bir de diyelim bir teknik adama sormak lazım. Acaba onun çalıştığı başkanla çalışmak kolay mı diye. Onların aralarında neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Bakın Galatasaray'da öyle anlar yaşandı ki Fatih Hoca ben hep bunu kendim biliyorum, gördüm, hissettim ve o bilgiler de bana geldi. Ne zaman ki İş tamamıyla bir gerginlik noktasına geldi. Galatasaray'da başkana saygı her şeyden önce gelir. Fatih Hoca demin de açıklamasında dedi ki yine yutkunuyorum. Fatih Hoca çok yutkundu. Galatasaray'da o hiyerarşik yapıya zarar gelmemesi için yutkundu. Galatasaray'ı çok iyi bildiği için yutkundu. Belki de olur olmaz bilmiyorum. Yarın öbür gün ben başkan olursam diye o yapıya özellikle de çok dikkat ediyor. Yani biz bazı şeyleri tam bilmeden buradan tahmini yorumları ben çok doğru bulmuyorum. Şey o yüzden Fatih Hoca'nın şu an dile getirmeye gerek yok. Öyle transfer dönemleri yaşandı ki iki tane santrafor alacağız dendi. Hiç alınmadığı anlar da oldu. Var doğru. Bakın bu örnekleri Erenle ben çoğaltabilirim. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Evet. Mustafa Cengiz ve yönetimi geldiği ilk günden itibaren Galatasaray adına harika işler yapmışlardır. Sonuna kadar onları takdir etmek lazım. Yoksa bir başka başkan har vurup harman savursaydı şu an UEFA anlaşması da bitmemiş olacaktı. Galatasaray'ın borçları da birikecekti. Galatasaray'ın geleceğini şu ana kadar kurtardı. Peki. O yüzden bu ikili belki dönem dönem birbirlerini üzdüler ama bence her ikisi de birlikte çalışma adına büyük bir gayret gösterdiler ve özveride bulundular. Son olay haricinde Mustafa Cengiz'in ben Fatih Hoca'yı üzdüğünü düşünmüyorum. Bu bir. Geçen sene Galatasaray takım ligi kaçıncı bitirdi? 6. Başakşehir'le ne kadar fark? 16 puan. Ahmet Hocam bir dakika. Bu senede evet şampiyonluk şansı var mı? Var. Olmayabilir. Olabilir de. Olmazsa bu olaylar olmasa, hafta içi konuşmasa Mustafa Cengiz inan sezon sonu yine bir şey söylemez. Yani iki sene üst üste başarısız olmuş Fatih Hoca'ya söylemez. Fatih Hoca yutkunuyor diyorsun ya. Mustafa Cengiz de yutkunduğu çok olay vardır. Hiçbirini dile getirmemiştir. İkisi için de aynı şey geçerli. Ama ikisi için geçen diyorsun senin bak başkan devre arası lazım. Çıkıyor. Beş tane oyuncu yine bir şekilde hamle yapıyor. Fatih Hoca istiyor alıyor. Yani ikisi için dedim biri sonuçta o kulübün yani patronu yani o piramitte az önce söyledim başındaki insan. Peki şu Kerem'in şeyini Kerem topu kapmış. Fotoğrafını bir paylaşımı verelim. Topu maç topu bu. O top 3 gol güzel attığı mi? Top tabii onun canım, için çok, güzel. Çok özel yer olacak tabii. Yani gerçekten elden ilk senesi tabii düşünebiliyor musun? İlk senesi Galatasaray'a geliyor. Erzincan Spor'dan. Tabii. Bir de Başakşehir 21 yaşında Başakşehir aldı. Penaltıyı da sana attırıyorlar hocam. Penaltıyı da tutuyordu hocam. Penaltıyı da seni tercih ediyorlar. Sakatlık geçirmeseydi. Sağ bacağını tutarak geldi. Bir acı vardı yüzünde. Hocam kramplar girmeye başladı hocaya. Tarzlar olurdu ha. Çıkmayacak ama penaltıyı ona attırmaları da enteresan. Bak hocam çok iyi attı ama 2-0. Maç 4-1 değil. 4-1 değil. Yani 2 tane gol atmış. Hayır 2-1. Ona duyulan güvenin de göstergesi. Hayır 2-1 maç. Maç 2-1. Yani o penaltıyı kaçırır bir şey olur. Orada demek o sorumluluğu alması atması da önemli. Hoca yani yazarken önemli. Tabloyu onu bir yazmış. Bir de Altay'a bir Mustera'nın bir paylaşımı vardı. Buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim hem evet. Altay kardeşimize evet. Hem Fenerbahçe camiasına. Büyük eksik. Sezonun en başarılı oyuncusu Fenerbahçe evet, adına değil mi Ender? Evet. Tartışmasız birinci sıraya koyarsın. Uğurcan'ın da olacak bir başka evet. Meslektaş yani, dayanışması. Evet. Çok geçmiş olsun en kısa zamanda daha iyi döneceksin Altay diyor.
Uğurcan da milli takımdan da arkadaşı. Pırıl iki adam. Geleceğimiz işte hocam. İnşallah Euro 2020'yi ucundan kıyısından yakalayabilir.